Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere bir gül tatlısı tarifi vereceğim. Onun için ilk önce şerbetini hazırlayarak başlıyorum. Şerbetinin ılık olması gerekiyor. 3 su bardağı toz şekeri tencereme aldım. 3 su bardağı da su ilave ediyorum. Çok özür dilerim. 3,5 su bardağı. Bir de limon atıyorum. Bir dilim. Şimdi bunu ocağa götüreceğim. Böyle ara ara karıştırarak altını önce yükseğe açacağım. Kaynamaya başladıktan sonra kısığa alacağım. Bir 15 dakika kaynatıp ocaktan alacağım. Şerbeti de orada kaynasın. Ben hemen şimdi hamurunu yoğurayım. Bir adet yumurta. Bir su bardağı yoğurt. Bir su bardağı irmik. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir paket vanilya. 100 gram tereyağı ya da margarin de ilave edebilirsiniz. Öncelikle bunları bir karıştırayım. Ben burada 5 su bardağı unu hazırladım ama 5 su bardağı un gideceğini sanmıyorum. Bakacağım duruma göre sizlere sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Biraz yağım hafif sert. Çok fazla eritemedim dışarıda. Bekletemedim. Önce bir karıştırayım. Ben onu elimle ezerek dağıtırım. Bu tatlıyı hiç denemediyseniz muhakkak denemelisiniz. Çok güzel oluyor. Bunu yavaş yavaş eleyerek ilave edeceğim. Bir pakette kabartma tozu. Sonunda size ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Sizler de yavaş yavaş ilave edin. Önce bir miktarını içine ilave edeceğim. Spatulayla birazcık karıştırayım, bir bakacağım. Şimdi artık spatulayı çıkartayım. Elimle hamuru yoğurup un gerektikçe katacağım. Hamuru yoğurdum arkadaşlar. Unu da şöyle bardağa aldım. Ne kadar un kaldığını sizlere tam göstermek için. 1 su bardağı un arttı. Yani 4 su bardağı un kullanmış oldum. Kıvamını hemen sizlere göstereyim. Eli yapışmayan böyle yumuşak bir hamur. Hamuru şöyle ortadan ikiye böleceğim. Hepsini birden yapmayacağım. Önce şöyle bir yuvarlayayım. Ben böyle yağlı kağıt sereceğim. Yağlı kağıdın arasında açacağım. Ama istemezseniz yapmayabilirsiniz sizler. Bir hamuru tam ortaya getiriyorum. Bu şekilde daha rahat açılacaktır hamurunu. Şimdi ince olacak şekilde açıyorum. Böyle çok aşırı ince de değil, normal. İsterseniz hiç yağlı kağıdı üzerine örtmeyin. Gene hiçbir sıkıntısız açılıyor gördüğünüz gibi. Hamuru açtıktan sonra şöyle çay bardağıyla yuvarlaklar çıkaracağım. Öncelikle şu kenarları alayım. Bunlar bitene kadar aynı işlemde ben devam edeceğim. Sizlere bunları göstereyim. Dört taneyi şöyle yan yana getiriyorum. Tam birazcık böyle üstüne binecek şekilde koyuyorum. Ve uçtan sarmaya başlıyorum. Altı tane de yapabilirsiniz. O şekilde de oluyor. Nasıl isterseniz. Yuvarladıktan sonra tam ortadan kesiyorum. Çok aşırı derecede büyük olmayacak. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Hafif şöyle yapraklarını açacağım. Şimdi burayı göstereyim size. Ondan sonrakileri ben devam edeceğim. Şöyle 6 tane de yapabilirsiniz. Bir tane sizlere 6 tane yapıp göstereceğim. O birazcık daha büyük oluyor. Sizler arzu ettiğinizi seçip yapabilirsiniz. Şöyle çeviriyorum. Zaten o dönerken birbirine yapışıyor. Ortadan kesiyorum. Bu da böyle
İster böyle, isterseniz de daha küçük dörtlü yapın. Bunlar dörtlü, bunlar altılı. Çok daha güzel gözüküyor. Ben kimini dörtlü, kimini altılı yapacağım. Büyüklü, küçüklü hazırlayacağım. Hepsini tamamladım. Böyle iki tepsi olduğuna bakmayın. Eğer ki sizlerin fırını normal standart bir fırın tepsisi ise bir tepsi de çıkacaktır. Benim mini fırın olduğu için ben böyle geniş geniş koydum. Ve toplamda iki tepsi oldu. Arzu ederseniz altına yağlı kağıt koymayabilirsiniz. Ben başka bir borcama alarak ıslatacağım için böyle altına yağlı kağıt koydum. Sizler eğer tepside direkt ıslatacaksanız, yani şerbetini dökeceksiniz, hiç yağlı kağıt sermeyin. Bir taneyi de son hamurum kaldığı için böyle bir şekil verdim. Şimdi 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. İlk tepsiyi fırından çıkarıp böyle borcama dizdim. İkinci tepsiyi de çıkardım. Şimdi bunu da yanlarına alacağım. Sizler direkt fırından çıkartıp bir 10 dakika böyle hafif ılımasını bekledikten sonra şerbetini dökebilirsiniz. Ben fırının üzerine bıraktım sıcak kalması için borcama aldığım tatlıları. Ilık olan şerbeti tam üzerlerine gelecek şekilde döküyorum. Şimdi üzerine uygun bir şeyle örteceğim. En az 2 saat boyunca, yani şerbetini tam anlamıyla çekene kadar dinlendireceğim. Üzerine örtmeyi unutmayın. Bu sefer içini çekmeyebilir. 2 saat kadar dinlendirdim. Fakat daha fazla durması gerekiyor. Baktığınız üstü böyle kuru gibi, yani tam ıslanmazsa şöyle ters çevirin. 1 saat 2 saatte böyle bu şekilde bekletebilirsiniz. Bu sıcak koymanıza göre değişebilir. Eğer çok soğuk koyarsanız üst tarafı ıslanmayacaktır şerbetinizi. Şimdi ben servis tabağını alacağım. Sizlere de göstereceğim ama biraz daha dinlenmesi gerekiyor. Ben üzerine birazcık şöyle toz fıstık dökeceğim ama arzu ederseniz Hindistan cevizi de dökebilirsiniz. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Şerbetini biraz daha çekmesi gerekiyordu. 2 saat yeterli gelmedi. Şimdi sizlere içinin dokusunu da ayrıntılı olarak gösterip videomu bitiriyorum. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.